Merhaba, Halk Yatırım YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün 4 Eylül tarihli analiz tavsiyeleri ve hedef fiyatlar raporunu inceleyeceğiz. Öncelikle raporumuzda yer alan hedef fiyat ve analiz tavsiyeleri halk yatırım önerileri değildir. Bloomberg, Reuters, Matrix gibi platformlardan alınan ve en az 3 analiz tarafından paylaşılan hedef fiyat ve beklentileri içermektedir. Halk yatırım önerilerine akıllı öneri sistemi üzerinden model portföy ya da yatırım danışmanlığı önerilerine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Endeksin geçen haftaki görüntüsüne bakalım. Haftaya 7837 seviyesinden başlangıç yapan endekste hafta boyu 8000 denemeleri görüldü. Bir geri çekilme yaşandı. Ancak haftanın son işlem günü olan Cuma günü endekste 8000 üzerinde güçlü bir atılım görüldü ve haftanın kapanışı da 8000'in üzerinde geldi. Bu hafta ne bekleyebiliriz diye sorarsanız, öncelikle 8000 üzerinde kalıcılık sağlamayı önemsiyoruz. Bu haftanın hedefleri ise 8300-8400 gibi psikolojik seviyeler olacaktır. 8000 altına sarkmalarda uzun zamandır ifade ettiğimiz 5 haftalık ortalamayı bu haftada izliyoruz. 5 haftalık ortalama 7840 seviyelerinden geçmekte. Raporumuza geçtiğimizde en yüksek potansiyel getirinin olduğu sektör GYO sektörü olmaya devam ediyor. Emlak konutta 12.74 hedef fiyat ve %42.7 potansiyel getiriyle analistlerin önerisi güçlü aldı. Torunlar gayrimenkulde de %28.30 getiri potansiyeliyle analistlerin tavsiyesi güçlü aldı. GYO sektörünü izleyen havacılıkta herhangi bir değişim görülmezken, tabloda görüldüğü üzere tüm senetlerde güçlü al önerisi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta iyi performanslar gösteren sanayi, gıda, enerji sektörü hisselerine değinelim. Sanayi sektöründe Arçelik ve Aselsan'da %11 getiri potansiyeliyle tut önerisi hakim. Tüpraş'ta hedef fiyat son fiyatın altında olmasına rağmen analistlerin al önerisi sürerken, Yataş'ta 7.50 potansiyel getiriyle güçlü al önerisi sürmekte. Enerji sektöründe de ortalama potansiyel getiri %6.10, enerji sahada %21, biyotrendli ise %5.5 potansiyel getiri bulunuyor. İki hisse için de öneri al yönünde. Zorlu Enerji ve Aksa Enerji'de de konsensus önerisi tut. Gıda perakende grubunda ise Anadolu Efes, BİM, Coca-Cola, Migros ve Şok marketlerde güçlü al önerisi sürerken Ülker'de al, Bizim'de ise tut beklentisi bulunuyor. En ucuz ve en pahalı hisseler tablomuzda en ucuz hisselerde Emlak Konut, Doko, TAV Havalimanları ve Vespe öne çıkarken en pahalı hisselerde Ülker, Türk Traktör, Kozal ve Petkim dikkat çekmektedir. Bu haftalık raporumuza değmiş olduk. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, iyi günler dileriz.